geldiğinde güzel şeyler. Biz de buraya gelirken ben bir sosyal medyada müjdelerimiz diye söyledim. Kendi kendime mutlu oldum. Bu güzellikleri paylaşmak gerçekten çok güzel şeyler. İnşallah Allah böyle güzelliklerle, güzel müjdelerle, güzel haberlerle, huzurla hep daim olmamızı bizlere nasip etsin. 15 Temmuz karanlık geceden sonra aydınlığa doğru hızla ilerliyoruz. O gecede bu millet gerçekten dik bir duruş gösterdi. Ve onun ötesinde inanılmaz bir hadise. 16'sı sabahında biz zaten mecliste ve o gün genel kurulu açtık ve çalıştırdık. Bütün Türkiye üstüne düşeni yaptı. 16'sında ve diğer mesai günleri içerisinde devlet memurları işlerine gitti, fabrikalar çalıştı, dükkanlar açıldı ve sanki o gece bir rüyaymış gibi Türkiye normal rayında devam etti. Bu olağanüstü bir şey. Ve bunun ötesinde yapılmak istenen ekonomik darbeye karşı gene buna inat Türkiye mega projelerini bir bir hayata geçirmeye devam etti. İşte iki tane köprü açtık. İşte Avrasya Tüneli açılma noktasına geldi. Nükleer santral anlaşmalarımız devam ediyor. Rusya ile birlikte Türk akımını ve diğer projeleri imzaladık. Bu hadiseler devam ederken Türkiye'de milletin her zaman desteğini arkamıza hissettik. Kütahya'mızda da projelerimizi devam ediyor ve birlikte hareket etmeye, bugünkü bu müjdeleri de verme bizlere nasip oldu. Şimdi ben bugün sizlere Kütahya'daki sağlık yatırımlarla ilgili olan konuları aktaracağım. Her şeyden önce bir tek cümleyle önce şunu söyleyeyim, belki de en önemli konu. Kütahya Şehir Hastanemiz, Kütahya'mıza hayırlı uğur olsun. Evet. Efendim, Kütahya'da kamuoyu gündeminde en önemli konu olarak şehir hastanesi nihayet beklediğimiz güzel sonuca ulaştı. İhale süreci sonlandı. Yüklenici firmayla sözleşmeyi imzaladık. İnşaat çalışmalarına da başlanıyor. Ülkemiz AK Parti'nin insanı esas alan politikaları ile birlikte her alanda olduğu gibi sağlıkta da önemli bir değişim ve dönüşüm sağlamış. Bu başarı milletimiz nezdinde de büyük takdir ve karşılık bulmuştur. Nitelikli, kolay ulaşılabilir ve çağdaş sağlık hizmetleri için yeni sağlık tesisleri ve altyapının oluşturulması da bir zorunluluk haline gelmişti. Bu düşünceyle Kütahya'mızda da sağlık alanında projeler oluşturuldu. Şimdi bu dev yatırımlar tek tek hayata geçiyor. Şehir hastaneleri Türkiye için yeni bir model. Asıl mantığı hastane yatırımı sadece bina olarak değil ama içindeki tıbbi cihaz ve teçhizatı ile birlikte, yani içindeki MR'ı, ultrasonu, röntgeni, laboratuvar ve diğer ekipmanı ve diğer masa, sandalye, yatakla birlikte özel firma tarafından yapılacak. Tıbbi ana hizmetler dışındaki tüm hizmetler, temizlik, sekreterya, güvenlik, yemek, hatta bahçe bakımı ve diğer teknik bakımlar gibi. Bütün bu hizmetler yine özel firma tarafından yüklenilecek. Bu yatırım ve hizmetler karşılığı ise devlet aylık bir kira bedeli ödeyecek. 25 yıl sonra da bedelsiz olarak firmalar bu yaptıkları yatırımı devlete devredecekler, teslim edecekler. Bu sistemin avantajı hastanenin yapımı ve işletilmesi esnasında özel sektörün verimliliği ve hızından yararlanmak, hizmet kalitesinin üst düzeyde gerçekleşmesi, onarım, bakım, yenileme gibi maliyetlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi olarak da özetlenebilir. Şehir hastaneleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın hastane işletmeciliği ve sağlık hizmetinde de büyük bir gelişme olacak. Bu hastanelerin oda, ameliyathane ve diğer tedavi alanları en üst düzeyde hizmet kalitesine imkan sağlayacak. Binalar akıllı bina ve dijital hastane teknolojisiyle donatılmış olacak. Teknikler, yazışmalar ve pek çok konu dijital ortamdan hatası en az indirgenmiş bir şekilde gerçekleşmiş olacak. Ülkemizde toplam
29 adet şehir hastanesi projesi kabul edildi. Bu projelerden bir tanesi de Kütahya Şehir Hastanesi'dir. Geçtiğimiz yıllar içerisinde yereldeki bazı nedenler, işte hastane yer değişikliği, imar ve buna benzer bir takım konular gibi, genel yasal ve mevzuat sorunları, ki Danıştay'a yapılan bir itiraz sonucunda 2,5 sene, 3 sene kadar Türkiye'deki bütün şehir hastanelerinin yapımı durmuş ve gecikmiştir. Bazı ekonomik kararlar ve siyasi süreç. Bu dönem içerisinde hükümetler değişti, bakanlar değişti gibi nedenlerle hastanemizin ihalesinin tamamlanma süresinde gecikmeler yaşadık. Bu nedenden dolayı ihale takvimiyle ilgili öngörülerimizde de yanılmalarımız oldu. Zaman zaman öngörüyle tahmini ihale sürecinin bitişi hakkında bilgilendirmeler basında oldu ve bunlarda yanılmalarımızda oldu. Bu gecikmeyi sorgulamak, eleştiride bulunmak halkımızın en doğal hakkıydı. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Karşıladık ve açıklamalarımızı yaptık. Ancak aslında amaçları hastane yapımı falan olmayan, bu milletin sağlığı ve diğer hizmetleriyle ilgili derdi olmaksızın, acaba bu durum nedeniyle halkın arasında bir ayırt edilmişlik, yoksun bırakılmışlık duygusu oluşturarak AK Parti kadrolarına karşı nasıl bir öfke ve tepki oluştururuz düşüncesi içinde olan küçük bir grubun yoğun bir tezvirat ve karalama kampanyası ile de karşı karşıya kaldık. Yatırım ödeneğinin başka yere aktarıldığı, halkı kandırmak için yalan söylendi, hastanenin aslında yapılmayacağı, Kütahya'nın üvey evlat görüldüğü gibi sözler çokça yazıldı, çizildi. Biz şimdi bu sözlere hastanemizin yapım anlaşması ile karşılık veriyoruz. Kısa zaman içinde şantiyelerde kurulacak ve çalışmalara da başlanacaktır. Eleştirinin ötesinde olan bu sözlere rağbet etmeyin, AK Parti kadrolarına güvenen ve bizlere desteğini esirgemeyen Kütahya halkımıza da içtenlikle teşekkür ediyoruz. Şu anda 29 şehir hastanesi projesi içerisinde yakında tamamlanacak olan bazı, örneğin Yozgat, Mersin, Bilkent gibi olanlar olduğu gibi inşaat henüz başlayanlar ama yanı sıra daha henüz yüksek planlamadan bile geçmemiş, ihale sürecinin başında veyahut da proje aşamasında olan da 9 tane proje olduğunu, ki bunların içerisinde İstanbul, Sancaktepe, İzmir, Samsun gibi büyük şehirlerin de bazı hastanelerin olduğunu da hatırlatmak isterim. Süreç olarak biz Kütahya Şehir Hastanesi olarak en arkada kalmış bir durumda falan değiliz. Hastane ihale sürecinin gecikmesi de 3 önemli kazancımızın olduğunu aklına çıkarmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, hastane yer değişikliği nedeniyle şehir içinde jandarma taburundan bırakılmış olan ve aslında TOKİ'ye ait olan araziden 150 dönüm şehir hastanesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından bedeli ödenerek alınmış ve TOKİ kullanımı yerine bu şehrin kamu kullanımına verilmiş ve bu alan şehrimize kazandırılmıştır. İkinci kazanım, ilk başta bu hastanemizin klasik hastane modeliyle yapılması planlanmışken bu hastane Türkiye'deki 29 müstesna şehir hastanesi projesi içerisinde yer almış, hizmet ve işletim modeli itibarıyla çok daha yüksek bir sınıfta hizmet verecek bir hastane kapsamında olmuştur. Üçüncü çok önemli bir nokta, bu süreç içerisinde kapasite artırım yapılmış, özel proje ve taleplerimizle birlikte bir yerine iki hastane olarak, yani bir de üstüne rehabilitasyon hastanesi olarak iki hastane olarak ihale edilmiştir. Bu da çok önemlidir. Elbette bu 3-4 senelik bir gecikme olmakla birlikte bu hastanenin çocuklarımıza, torunlarımıza hizmet edecek onlarca seneye sari önemli bir hizmet olacağını, Allah nasip ederse inşallah hastanemizin bitiminde
bu hastanemizin özellikleri dolayısıyla onlarca yıl boyunca insanlarımızdan alacağımız hayır dualar ile birlikte bu gecikmenin de mazur görüleceği ve telafi edileceği kanaatini taşıyoruz. Proje iki adet hastaneyi kapsamaktadır. Bunlardan ilki eski jandarma arası içerisinde ve mevcut hastane ana binası ile fiziksel bağlantısı yapılacak olan 134 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastane biz süreçlerinde sadece yatak kapasitesi değil, 500 bin, 2 bin değil, hasta başına düşen kapalı alan miktarı da çok önemli bir özelliktir. Tekrar ediyorum, 134 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan genel hastanemizdir. Bu hastanede toplam 20 adet ameliyathane, 2 adet anjiyo ünitesi, 61 adet yoğun bakım yatağı ve 5 adet de yanık yatağı bulunacaktır. İkinci hastanemiz Yonca'da yapılacak olan rehabilitasyon hastanesidir. Burası da şehir hastanesi özelliğinde olacak ve özel bir konsept ile tematik bir hastane olarak Türkiye'de az yapılan ve ihtiyaç duyulan başka şehirlerden de buraya hastasının gelmesine neden olacak özellikle ve sağlık turizmimize katkı verecek olan çok özel bir rehabilitasyon hastanesidir. Yüklenici firma Güriş İnşaat ve Mühendislik Anonim Şirketi'dir. Firmanın ben web sitesinden kendime göre yaptığım tetkikte ve araştırmada ismini bilmekle birlikte Türkiye'de pek çok alanda inşaat, turizm, sanayi alanlarında ve hastane yapımlarında yurt içi ve yurt dışı projelerde büyük ölçekli bir firma olduğu izlenimini edindim ve gördüm. Yüklenici firma tarafından karşılanacak olan bu iki tane hastanemizin sabit yatırım gideri toplam 538 milyon 300 bin liradır. Eski parayla 530 trilyon liradır. Yarım katrilyon liranın üzerindedir. Bu tek başına bile bizim tarihimiz boyunca aldığımız en büyük yatırımlar arasında yerini almaktadır. Biz bu yatırımcı firma sabit yatırım yaptıktan sonra bu inşaatı bitirip teslim edip işletmeyi açınca aylık kiralar ödeyeceğiz.